Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Valla kar kış bir müddet ekranlarda yoktuk. Dolayısıyla affola diyoruz ama tekrardan ekranlara döndük. Kar yavaş yavaş kalkmaya başladı. Yollar açıldı. Hayat normale döndü. Öyle ekleyeyim. Ondan sonra biz de işimizin başına geçtik. Efendim bugün konuğumuzu önce takdim edeyim. Sonra nerede olduğumuzu açıklamasını konuğumuza bırakayım. Daha doğru olacak. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Başkan, Şükrü Genç bizlerle birlikte. Şimdi konuşacak çok şey var. Sarıyer'i de konuşabiliriz. İşte buranın ekonomisini de konuşabiliriz. Ama son günlerde İstanbul'un yaşadığı malum, ben ona kendi tabirimle afet diyorum açıkçası. İstanbul'un karla sınavını konuşacağız biraz. Neler yapıldığını, şikayetler var, onlara bir açıklık getireceğiz Sayın Başkan'a. Ondan sonra bütün bunların hepsini Sarıyer Belediye Başkanı ile konuşacağız. Efendim ulaşmak isterseniz bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Süremiz el verdiğince cevaplandırmaya çalışırız, başkana iletiriz. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Noyan Doğan Twitter adresine ulaşırsanız direkt telefonda önümde ekranda sorularınızı başkana iletiriz. Başkan hoş geldiniz. Günaydın. Siz günaydın. Hoş geldiniz. Nasıldı? Zor mi? Geldik. Şimdi biz Zekeriyaköy'de oturuyoruz. Orası birinci afet bölgesi. Doğru. Değil mi? Diyorum Doğru. Ben oraya. Doğru. Ama ben zaten bu işe biraz afet dedim. Hava ulaşımını uçuşları iptal ediyorsan, deniz ulaşımı iptal ediyorsan, şehre tırların girmesini engelliyorsan ben buna afet derim. Yanlış mı derim? Doğru, doğru. Hı? Yani bir gerçekten hani kar, bu tür doğa olayları bölgemizde daha fazla olmakta. Yani buranın sıkıntısı kesinlikle var. Kesinlikle işte İstanbul'un çevresindeki ilçelerde işte Çatalca'dan başlayan, hatta Silivri, Çatalca, evimin bir kısmı ama daha çok Sarıyer, Beykoz ve benzeri köylerimizde olduğu için 8 köyümüz var. Beykoz'un köyleri var, Şile'de aynı şekilde. Yaşam tabii ki olumsuz etkileniyor. Yani bunun önüne durmak, engellemek mümkün değil. Başkan oraya geçmeden önce biz neredeyiz? Biz Yaşar şu anda Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeyiz. Evet. Darüşşafaka metrosunun tam üstündeyiz evet. Şu anda. Ve burayı yeni yaptınız değil mi evet, siz? Evet, bu 2 yıl oldu. Daha önce neydi? Burası boştu. Boş araziydi. Boştu. Burada böyle bir özellikle metro yapılırken planlanmış, yapılması planlanmış, yapmak da bizim dönemimize denk geldi. Yani ne var? Başladık. İçer, biraz burada, anlatayım. Güzel bir yer yapmışsınız. Bu bina 5-6 etkinliğin, faaliyetin aynı anda olabildiği bir bina. İşte üst katta bir geniş bir, çok amaçlı bir salon var. Hı hı. Her türlü etkinlik yapılabiliyor orada. İşte düğün kokteyllerinden, yemeklerinden, dernek gecelerine kadar her şey yapılabiliyor. Bulunduğumuz katta nikah salonu var ve odalar var bununla ilgili. Böyle bir fuaye, önde arkada fuayeler var. Bunlar aynı zamanda sergiler içinde kullanılabiliyor. Çeşitli talepler doğrultusunda. Ve bunun alt katında da Sarıyer Akademimiz var. Yani 600 öğrencinin TEOG sınavlarına ve üniversite sınavlarına hazırlandı. Bir dershane gibi ama onu çok ötesinde, yani bir dershane mantığında değil. Ücretsiz işte bir seviye belirleme sınavıyla alınan ve de çok da başarılı bir kurum haline geldi. Direkt belediyeye bağlı. Belediyenin oluşturduğu bir yapılanma ve sınavlarda bir önceki sınavlarda geçen sene ilk senemizdi. Çok başarılı olduk. %100 başarılı olduk. Bu sene de aynı şekilde ve seviyeyi daha da yükseltmeye çalışıyoruz ve olayın tamamen işte milli eğitime destek olmak ve çocuklarda o rekabeti ama eşit sağlayabilecek konumda. Dershane yani. Dershane. Aslında, ama dediğim gibi herhangi bir ücret alınmadan ve çok nitelikli ve konusunda çok uzman öğretmenlerce hazırlanan bir yapılanma var orada. Nasıl seçiyorsunuz öğrencileri? Sınav herkes yok, herkes başvuruyor. Mesela bu sene 3500 civarında öğrenci başvurdu. Bunların 600 seçildi. Yani sınava alınıyor.
belli şeyler var mı? Ve bu sınavda Türkiye genelinde özellikle önemli bir sınav yapılanması içinden oluyor. Yani sıradan bizim kendi değerlerimizin ötesinde. Yarın öğrencinin buradan bu kurslar sonrasında binlerce öğrenciyle yarışabilecek pozisyonda hazırlanıyoruz. Dolayısıyla biz seviye belirleme sınavı yapılıyor. İşte yukarıdan başlıyoruz. 3500 kişi müracaat etti. İşte TEOG'larda belli bir sayı, üniversite hazırlıklarına, lise son sınıf veya işte 10, 11, 12 ve mezunlar olmak üzere bir sınıflama var. Ve oradan şeyi belirliyorsunuz. Yani yukarıdan aşağı 600 kişi sayıyorsunuz. 600'ün bittiği noktada şey o şekilde devam ettiriliyor. Yani şu anda çok da başarılı gidiyor. Çocuklar çok mutlu. Ortam çok iyi o anlamda. Ve tabii sadece burada lise ve üniversite sınavlarını hazırlamanın ötesinde kendi okullarındaki seviyelerin de artmasına çok ciddi şekilde katkı sunuyor. Bunu dershane açığını kapatıyorsunuz anladığım kadarıyla. Dershane açığı, ya ben dershane demenin ötesinde, şimdi dershaneler biliyorsunuz bir yarışma içindeler. Biz o yarışma içinde değiliz. Yani çocuklara bilimsel bir takım şeyler de verebilmenin uğraşısı içindeyiz. Hem de kişilik olarak da yetiştirilmesi konusunda. Çünkü o çocuklara hazırlanan bir ticaret kaygısı, para kazanma kaygısı olmadığı için ortam çok mükemmel bir ortam. Yani çocukların, herkesin çok rahat bir şekilde faydalanabileceği ve oraya geldiğinde haz alacağı, işte eğitimini de iyi devam ettirebileceği, bulunduğu ortamdan dolayı da sıkılmayacağı. Çünkü okul dışında, okul saatleri dışında yapılan bir hizmet bu. Ve dolayısıyla da çok önemsiyoruz o anlamda. Buna paralel SAGEM'lerimiz var bizim. Yine aynı şekilde evet. Sarıyer Gençlik Eğitim. Şeyleri görüyorum, afişlerini görüyorum. Evet, değişik mahallelerde 11 SAGEM'imiz var ve artırıyoruz bunları. Özellikle çocukların zamanlarını, okul dışındaki zamanlarını en iyi değerlendirebilecek. Katılım var değil mi buralara? Çok katılım. Yani ilgi var değil mi? Çok var. Yani şu anda. Ben hep olur çünkü şeyleri görünce derim ki yani tamam belediyeler hani üzerine düşeni yapıyordu. Acaba kişiler buraya geliyorlar mı? Gidiyorlar mı? Bir şey öğreniyorlar. Valla bizim SAGEM'lerin yıllık kullanım şeyi çünkü yani arada kullananlar da var. Yıllık kullanım şeyi 150 bin civarında oluşuyor. Her yıl 150 bin öğrencinin ziyaretine, aslında orada da aynı şekilde profesyonel öğretmenlerimiz var. Hemen hemen orada da her türlü, sadece ders değil ama dersin de olduğu, yani etütlerin de yapabildiği, ilave derslerin yapılabildiği ve çeşitli sosyal faaliyetlerin de olabildiği, işte satranç oynuyor, film seyrediyor. Bilgisayardan internete girebiliyor ama bunların hepsi öğretmenlerin kontrolü altında. Ve bu neyi getiriyor? Çocuğun planlı yaşamasını da getiriyor. İşte bunun hemen evde yansımasını görüyorsunuz. Aileler oğlum kapat artık şu bilgisayarı demeden kurtulduklarını net ifade ediyorlar. Ayrıca bu alanları saat 3'ten sonra kullanıyoruz. 3'e kadar da okuma yazma kursları, işte kadın eğitim kursları veya çeşitli alanlarda kurslar da aynı şekilde düzenlenebiliyor o alanlarda. Yani bu tür sosyal alanlardaki faaliyetleri özellikle çok daha önde tutmaya çalışıyoruz. Yaşamda rahatlık sağlaması anlamında. Güzel. Başkan şimdi gelelim şu karkış kıyamete. Var söyleyecek bir şeylerin biliyorum da. Çok var. Şimdi, şimdi geçen günlerde Kadir Topbaş Büyükşehir Belediyesi işte bu karla ilgili açıklama yaparken biz ana arterlerin açılışı bize aittir. Geri kalanlar hepsi ilçe belediyeleridir. Hani size de çağırdım bunu. Gelin de yani şuralara bir el atın falan. Şimdi ben Twitter'a falan da bakıyorum. İşte yok çöpler toplanmıyor falan. Ne diyeceksin? Şimdi ya zor herhalde bu iş değil mi? Yok işin biz faaliyetlerde zorluğu zor diye düşünmüyoruz yani ama bizim burada özellikle ben bu şu dönemde şu kar olayında ya yaşamda insanların ya bir sürü değerden çok uzaklaştığını ve özellikle de tahammülsüzlüğün ön plana çıktığını ve bir de kavramların birbirine karıştığını ve de
bazı şeylerin özellikle de karşılaştırılması yapıldığında, ya bunun bu da olması lazım, yaşamda bu olmazsa bu olmaz da diye düşünmek lazım. Kar cuma gecesi başladı. Ya başladıktan hemen sonra telefonlar çalmaya başladı. Yani bir telaştır. Bu anlamak mümkün değil yani. Tamam, şehir merkezi, herkes işine gidecektir. Mutlaka faaliyetleri vardır. Günlük yaşamsal faaliyetleri vardır. Mutlaka, hiç şey değil. Ama ertesi gün cumartesi, okulların kapalı olduğu ve iş yerlerinde kapalı olduğu bir gün olmasına rağmen bir telaştır başladı. Şimdi burada bir kere şunu çok iyi bilmek zorundayız. Türkiye çok şanslı bir memleket. Çok zenginiz. Neden? Ya kar yağıyor. Bundan daha güzeli yok. Ve mevsimsel yağıyor. Su var yani. Su oluşuyor. Yani insanların şunu düşünmesi lazım. Ya ben işte o günlük telaşına, bir gün işe gidememesinin veya geç kalmasının, onun yaşamındaki olumsuzluğu, susuz kalmanın binde biri bile değil. Barajlar %28'di, %80'lere geldik şu anda. Toprak beslendi. Yani yağmurun toprağa faydası yok ama karın toprağa faydası var. İnsanların bunu düşünerek birazcık kendisine bazı konularda telkinde bulunması lazım. Ben mesela şunun özlemi içinde olurdum. Çok basit değineceğim ne yaptık ne yapmadık da. Şimdi ya cuma gecesi kar yağmış. Daha yeni çocuklar inanılmaz. En doğru bakanlar onlar. Çünkü karda oynamak isterler. Karın tadını çıkarmak isterler. Çünkü senede bir kere bunu yakalıyorlar. Artı okullar tatil olacak. O ayrı bir şeyi. Keyfi. Sayın Valimi çok seviyorlar o anlamda çocuklar. Hemen tweetler başlıyor, şeyler başlıyor. Haberleşmeler başlıyor. Ama ya bir cumartesi sabahı bir baba veya anne, bir aile çocuğunu alsaydı, oturduğu binanın dışına çıksaydı, çocuğun eline küçük bir kürek verseydi, kendisi de biraz büyük alsaydı, evin önünü temizleseydi. Artık öyle bir noktaya geldi ki belediye gelsin, evin önünde temizlesin. Şimdi evinin önünü temizleseydi, çocukları karla tanıştırsaydı, karın faydalarını anlatsaydı ve ondan sonra da kar topu oynasaydı, kardan adam yapsaydı, başka şeyler yapsaydı ve girseydi daha mutlu olurdu bana göre. Daha hemen sabahtan başladı telefonlar. İşte bakmıyorsunuz, etmiyorsunuz, gelmiyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz. Ben 100 kez çağrı merkezini aradım, cevap yoktur. Şimdi dönüyorum, 100 kez aradım, cevap verilmedi. Çağrı merkezinde 10 kişinin hiç altına inmedi çağrı merkezi. 100 kez aradınız ve ulaşamadınız mı? Ulaşamadım. Çağrı merkezinden numarayı çıkarttırıyorum. Saat kaçta aramış? Bir kez aramış ve ulaşmış. Peki dönüyorum, ya siz görüşmüşsünüz çağrı merkeziyle. Vallahi ama gelmediler. Ya bakın, 4 gün aralıksız kar yağdı. Ve çok iyi yağdı. Evet. İstatistikler, meteorolojinin bize verdiği şey, İstanbul'da 2 yere çok kar yağdı. Çatalca ve biz 58 santim. Bu ortalama 58 santim en az olan yerler. Sizin işte bizim orası bir metre, öyle bir metre, bir buçuk metrelere tabii. Özellikle serpme halinde yağdığı yerlerde çok daha fazla. Araçlar kayboldu. Yani bir aracın yüksekliğini 2,5 metre alırsanız 2-2,5 metreler kayboldu. Şimdi böyle bir durumda bizim her yere aynı anda yetişmemiz mümkün değil. Şimdi bir de doğru olarak işte Sayın Kadir Başkan da söylediği gibi ana arterler büyükşehirin, ana yollar, sokaklar bizim. Böyle bir durumda yapılması gereken şeyler var. Yani bizde de her telefon edildiği yere gitmeden önce çeşitli kurumlarla ortak çalışmalarımız var. Başkanım, MEDAŞ'la şey var. Öncelik ne? Mesela bu gibi durumda herhalde bir önceniz kapının önünü açmak mı? Hayır, tam oraya geldim. Şimdi biz çok acil, yaşamı olumsuz, hemen böyle herkesi, toplumu etkileyecek türden olumsuzluklar için önlem almak zorundayız. Nedir? BEDAŞ, yani elektrik kesintilerinin için
oluşmaması veya oluştuğunda çabuk müdahale edilebilmek için özellikle trafo yollarını açmak zorundayız. Bunu bu dönem en iyi yaptık. Yani bizim diğer kurumlarla, belediye dışındaki günlük faaliyet içindeki olan diğer kurumlarla çok organizasyon, belli bir organizasyon içinde çalıştık. Şimdi şöyle de düşünün. Büyükşehir'in işte bizim köyler bölgesi dediğimiz Zekeriyaköy, Demirciköy, o bölgelerde 3 tane aracı devrildi. Doğa koşullarını da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi o araçların normalde şeyi yapması halinde, böyle bir faaliyetinin durması halinde direkt bizim bu sefer müdahil olmamız lazım. Yani o anda yapılması gereken şey yaşamda belli bir şeyi sağlamak değil, yaşamın devam etmesini sağlamak. Yani evlere yaşamsal faaliyetlerin ulaşmasını sağlamak. Öncelik ya bütün hastalara periyodik tedavi gören veya periyodik muayeneye giden veya bunun yanında 5-6 tane doğum vakası evet. oldu. Ve bunların hepsi sağlıklı oluştu, gelişti. Ve hiçbir hasta gerçekten periyodik olarak tedavi olan veya muayeneye gitmesi gereken insanların hiçbir şekilde faaliyetleri engellenmedi. Bunlara destek verildi. Yani yolu açıyorsun, 10 dakika sonra kapanıyor. Açıyorsun, tabii. kapanıyor. O zaman böyle bir yere müdahale olmak yerine özellikle kurduğumuz ekiplerle noktasal faaliyetlerin hepsini devam ettirdik ve bu televizyonlara da yansıdı zaten. Ve dolayısıyla şimdi böyle bir noktada ve bizleri en fazla üzen tarafı şu oldu. Ya buradan karla beraber bu sene özellikle yoğun başlatılan bir siyasi kavgalar oluşmaya başladı. Şimdi tabii buna ben bir anlam veremiyorum. Ben yaşamın içinde özellikle bu yönetim anlayışımız içinde siyaset hiçbir zaman öne almadık ve alınmaması da gerekir ama. Belediye ile siyaset için örtüşmez zaten. Ama yani. Bu işten kendilerine bir şeyler çıkarmaya çalışan insanları anlamak da mümkün değil. Bunlar tetikçi, çok net bir şekilde. Yani birileri tarafından belli bir amaçla için tutulmuş, hiç burayla da alakalı olmayan, Sarıyer'le de ilişkisi olmayan, Karl mücadelesi içinde de hiç var mı yok mu, belki burada oturan oturmayan insanların da içine girdiği ve böyle gergin ortam yaratılmaya çalışılan bir durumla da karşı karşıya kaldık ve ben bu konuyla ilgili bizim arkadaşlar önce şey gayreti içindelerdi. Ya biz cevap verelim, yani böyle bir şey değil, sizin söylediğiniz gibi değil. Baktım, dedim ki hiç kesinlikle böyle bir şeye gerek yok. Bırakın insanlar yazsınlar. Yani herkes bunu kim görüyor? Yaşamın içindeki insanlar görüyor. Yani bizim o andaki faaliyetlerim. Bir de şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ben Sarıyerliyim ve Sarıyer'in kışını da bilirim, yazını da bilirim, baharını da bilirim. Ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımı kesinlikle şey yapmak istemiyorum ama karla en fazla mücadele veren belediye Sarıyer Belediyesi. Doğa koşullarının getirdiği veya bu gelen olumsuzlukları aza indirmek için yapılan çabalar. İşte köyler bölgesini siz Anadolu'nun bir köyünde hadi yollar kapalı kaldı, burada olsun önüne geçmek için yapılan şeyler. Tabii büyükşehir araçlarının da sıkıntılar oluşmasıyla beraber bir de beklenenin üstünde kar oluşmasıyla onlar da haklı olarak bir olayı biraz böyle belli bir paralellikte düşünmek lazım. Temi açık tutmaya çalıştılar. Evet. Çok normal yani. Araçlar buradan teme kaydırıldı. Biz de devamını getirmek zorundayız ama burada ya biraz tahammül gerekir. Yani hepimiz insanız sonuç itibariyle. Ama o bulunduğun ortamdan insan mutlu olmaya çalışması lazım. Yani kar büyük mutluluktur bana göre. Yani hiç kimse de aç kalmadı. Hiç kimse de açlıktan ölmedi. Hiç kimse de susuz kalmadı. Ve hiçbir tane hasta da evinden hapis kalmadı. Ve biz bunların hepsini elimizde 500 metre arkadaşlarımızın sırtında taşıdığı hastalar oldu. 500 metre araçların giremedi. Bir de şu da var. Keyfiyetlere gelelim. Biz programı karla bitireceğiz ama bitsin. Gündemde o var çünkü. Kesinlikle şuna çok dikkat etmek lazım. Toplumda herkes kendi sorumluluğunu bilecek.
sokak girişlerine araçlarınızı bırakırsanız inanılmaz sayıda aracı... Biraz da çarpık aracı, yapılaşma da var değil mi? Başka, yani ayrı, onu da hesaba katmak lazım. O yani ayrı ama bakın yani ben kendimi o anda eve atayım, sonuç ne olursa olsun gidildiğinde bir kentte yaşamı oluşturamazsınız. Felç ediyorsunuz. Olgunlaştıramazsınız. Evet. Yani şimdi sokaktan bağırıyor insanlar. Ya biz sokağımızın açılmasını istiyoruz. Ya bir, sürekli yağış altında sokağın temizlenmesinin bir anlamı yok. İki, ya siz sokağın başına araç bırakmayacaksınız ki bizim araçlarımız girebilsinler sokağa. Şimdi artı bir şey daha var. İşte girilemediğinde ne oluyor? Hastalar taşıma durumunda kalıyorsunuz. Girilemediğinde ne oluyor? Başka problemler gündeme geliyor. Ve bir de ben bu kadar çok çok şaşırdım. Bu kadar araç bir kentte bu kadar araç olmaz. Yani bu kadar araç olmaz. Yani veya eğer sen çok şey yapıyorsan ya bir evin cephesi bellidir. 4 metredir, 3 metredir, 8 metredir, 10 metredir bir araba bırakırsın, iki bırakırsın ama bir evde 3 tane, 4 tane araba ve her evde bu sokakta mümkün değil. O sokağa şu anda giremediğim sokaklar var. Sebep, gerekçe şey, bu parklanmalardan dolayı. Makine giriyor, benim arabama zarar veriyorsun. Mesela çok komik bir şeyle karşılaştık. Bir hastayı almaya gidiyor arkadaşlar ve o anda önden makineler açıyorlar, tızlama yapılıyor ve alacağız hastayı. Adamcağızın biri çıktı, dedi ki ya ben, dedi, arabamı göremiyorum. Oralarda bir yerde bir arabam olacaktı. Arabaya dikkat edin. Yani şimdi bunların hepsi yaşamda ortak yaşam koşullarını bilmek ve herkesin buna göre sorumluluğunu. Her şeyi belediyeye bırakıp da şimdi çöp. Efendim, onu soruyorlar zaten. Çöpler şimdi, toplanmıyor, çöp, hala toplanmıyor şimdi, herhalde. Ya öyle bir yolda çöp arabasının girip çöp alabilmesi mümkün değil. Peki ben işte benim de evim var. Ben de evimden çıkıp geliyorum. Benim eşim 5 gündür çöp çıkarmıyor dışarı. Balkonda tutuyor veya hemen evin önünde şeyin yani dairenin önünde tutuyor. Naylona sarmış, paketlemiş tutuyor. Şimdi böyle yapmak gerekmez mi? Niye 5. kattan, 3. kattan çöp atılır veya o anda niye atılır? Yani tutamaz mısın bunu evde? Sen o felakete bir şeye, kıvılcıma bir daha benzin dökmeye, şey yapmaya gerek yok. Ve dolayısıyla biz ne yapmaya çalışıyoruz? Buna rağmen şimdi ekipler araçlarla çöpleri toplarken toplayamayınca bu sefer mobil ekipler oluşturup onlarla çöpleri almaya çalışıyoruz. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ya biraz sabırlı olmak lazım. Yani insan yaşamda, daha doğrusu büyüklerimiz bize bunu böyle öğretmişler. Devlete yardımcı olacaksın ya. İnsan, bu sizin kendi belediyeniz. Yani her bir noktaya 24 saat ulaşmaya çalışırken bu kadar biraz yardımcı olun. Alet, bu kadar teçhizat böyle falan zaten belediyede bu afete uygun hazırda durmuyordur herhalde değil mi? Başkan, hayır, zaten onu bir yerden biz kiralıyorsunuzdur falan. Hayır yani, kiraladığımız ama şöyle, bizim kendi önlemlerimiz var bu konuda. Kiralıyoruz da ama dediğim şartları hepsini böyle peş peşe sıraladığında, isterseniz dünya kadar aletiniz, edevatınız olsun, o anda çalışması mümkün değil ki. Sokağa giremezseniz çözemezsiniz. Veya sürekli karın yağdığı yerde temizlik yapamazsınız. Veya temizliği yapmak için bazı şeylerde acil, bu dediniz ya, afetlerde öncelikler vardır. Ben o öncelikleri, evet, yapmak zorundayım. Yani temel yaşam gerekçelerini yerine getirmek zorundayım. Ben espri olsun diye bazen şey yapıyor, işte Zekeriyaköy'den görüştüğümüz insanlar vardı. Ya dedim, eğer ekmeğe ihtiyacınız varsa göndereyim. Çünkü bizde şöyle bir adet vardır biliyorsunuz. Toplumda böyle hemen daha havada kar görüp görmez bakkallara, fırınlara hücum ederiz, stoklar yaparız. Niye yapacaksak? Hani kaç gün kalacaksa bu kar? Yani, ben ona şey diyorum, savaşa hazırlanıyoruz diyorum. Başkan, şeyi çok sorusu geliyor. Süremiz de dolmak üzere. Emirgan'da kentsel dönüşüm. Bir iki cümle nedir onu da anlatayım. Şimdi o kentsel dönüşümün ötesinde mülkiyet sorunun çözülmesine yönelik bir şey. Bu bizim Sarıyer'de, bölgemizde çok yoğun. Yani 2981 sayılı yasanın
getirdiği imar ıslah planlarının hazırlanmasına yönelik yasam tamadı o. Ve olay da şu, daha önce tapu tahsis belgeleri dağıtıldı insana yıllar önce. Şimdi bu tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesi, yani sürekli kazanması için yapılan bir çalışma. Bu daha önce bölge itibariyle iptal edildiği söylendi ama biz yaptığımız çalışmalarda, altyapı çalışmalarında gördük ki 2981 sayılı yasa öngörünüm bölgesi dışında geri görünüm ve etkilenmede çok rahat bir şekilde imar ıslah planı yapılabilir. Hı hı. Biz burada bunun altyapı çalışmalarını yaptık ve meclisten kararımızı aldık. Bu yoğun, epeydir yapılan bir çalışma. Mahalle dernekleri, mahalle kooperatifleriyle birlikte ve direkt orada da çok net bir şeyi özellikle belirtmek isterim. Hiçbir siyasi yapılanma yok. Tamamen insanların şu anda içinde bulundukları yaşam koşullarını daha da bir iyileştirmeye yönelik. Kendi artık yıllardır oturduğu, bu 80-100 yıllara kadar varan bir hikaye, oturduğu yerlerin artık sahibi olabileceği bir olanağın sağlanması. Biz bununla ilgili tüm hukuksal altyapıyı da oluşturduk. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden de bir görüş aldık. O görüş doğrultusunda, görüşün bize sağladığı avantajlarla da burada meclisimizde tartışıldı. Ve meclisinden oy birliği kararıyla şimdi Büyükşehir'e gönderiyoruz. Büyükşehir'de şimdi onaylandığı andan itibaren bu gündeme gelecek. Bu Emirgan pilot alındı. Bölgenin tamamı tek bir mülkiyet sahibi var, milli emlak. Onun dışındaki bölgelerden de, diğer mahallelerde de aynı şekilde başlatıp devam ettiriyoruz şu anda çalışmaları. Hemen hemen her ay meclise bir ayrı mahalle gelecek ve bu devam ettirilecek. Burada dediğim gibi temel yapılması gereken şey imar planı hazırlamak değil, imar ıslah planı hazırlamak ve bu planların da hazırlanması için olmazsa olmazlar var. Olmazsa olmazlar yerine getirilerek ve herhangi bir hukuki boşluğa şey bırakmadan yapılan çalışmalar ve bu bugüne kadar alışık olmayan şeyler, ilk defa yapılan bir olay, özellikle gecekondu bölgelerinde. Ben de konuyu, şartları çok iyi biliyorum. Bildiğim için arkadaşlarla çok iyi de bir teknik kadromuz var. Ve yapılan çalışmalarda, yapılan araştırmalarda, üniversitelerle birlikte, işte hukuk fakültesinin bize verdiği o görüş doğrultusunda, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, bu konunun uzmanlaşmış hukukçularıyla ayrıca dışarıdan beraber çok iyi bir ortam oluşturuldu ve şu anda birinci aşaması geçildi. Peki bunu önümüzdeki bir yayın daha yapalım. Bu detaylı bunu konuşalım. Tek başına, evet, tek başına, evet, bir konu bu çünkü. Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben kolaylıklar teşekkür da diliyorum. Ondan sonra zor bir süreç ama anladığım kadarıyla atlatılacak, hep beraber atlatılacak biri. Bu hep beraber lafı çok önemli. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu bu olumsuzlukların olduğu, gerginliklerin olduğu ortamdan hep birlikte, hep beraber çıkabiliriz. Başka şansı yok bunun. Yani başka şansı yok. Peki çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Size hoş geldiniz. Efendim bakış programının sonuna geldik. Yarın izninizi rica edelim. Pazartesi sabahı aynı saatte tekrar huzurlarınızdayız. Hoşçakalın.